Merhaba, 18. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor programlar ve pazartesi günleri yayınlanıyor. Bugün güncel bir başlığa sahibiz. Referanduma doğru gündem, anayasa ve denge denetleme. Konuğumuz Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Fuat Keyman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugünkü programda denge denetleme ağının hazırladığı bir anayasa raporu var. Onun üzerinden ilerleme niyetindeyiz. Ama isterseniz önce bu denge denetleme ağını bize bir anlatın. Nasıl kuruldu, ne yapıyor? Onunla ilgili bir bilgi alalım. Hatta siz bildiğim kadarıyla İstanbul Politikaları Merkezi Direktörü olarak bu ağın kurucularındansınız. Evet, evet. Buradan başlayabiliriz, buyurun. Yani biz artık buna kurucu demiyoruz da paylaşanlar arasındanız. Birlikte kuruldu çünkü bir arada sloganımız var. 2011 yılındaki yeni anayasa yapım sürecinde biz aktif olarak katılmıştık. Ve o dönemde İstanbul Politikaları Merkezi gibi TESEV'de, diğer TEPAV'da, diğer kuruluşlarda farklı yerlerden bakıp raporlar hazırlıyordu. Biz de denge ve denetleme, yani bir anayasayı düşündüğümüz zaman anayasanın iki tane çok önemli ilkesi var yahut da alanı var. Bunlardan bir tanesi birlikte yaşama alanı. Yani kimliklerle, vatandaşlıkla, birey hak ve özgürlükleriyle ilgili bir alan. Diğer alanı da işte yargı, yasama, yürütmeyi ilgilendiren ve toplumun yönetimini ilgilendiren yönetim alanı ve o alan içindeki en önemli hususa denge ve denetleme. Biz bu alan üzerine odaklaşıp Anayasa Komisyonu vardı o zaman. Hepinizin bildiği gibi 4 partiden oluşuyordu. AK Parti, CHP, MHP ve o zaman DTP'ydi, sonra HDP oldu. Ve komisyonun üyeleri belliydi. Bunu da biraz belliydi derken biraz sonra söyleyeceğim, önemli bir tarafı da var belli olmasının. Her partiden 3 kişi vardı. Bunların kim olduğu belliydi. Biz raporumuzu hazırlarken hem bu komisyona başkanlık eden Sayın Cemil Çiçek, o zaman meclis başkanıydı, hem de komisyondaki parti ve parti üyeleriyle birlikte de çalışarak, toplantılar yaparak 100 maddelik bir öneri sunmuştuk. Ve bu öneri tamamıyla denge ve denetleme ve yönetimle ilgiliydi. Fakat bu güzel çalışma, ilk tabii sivil toplum kuruluşları, o zaman üniversiteler, farklı sivil toplum kuruluşları da, hatta bireyler de, yani meclisin web sayfasına girilip o arşive bakılınca büyük bir arşiv olarak ortaya çıkıyor. Toplum katılmıştı. Evet. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Biraz sonra açıklayacağım. Ve burada çok iyi bir şey çalışma yapıldı. İlk çalışma, toplumun katılımı, sivil toplumun ve toplumun önerileri, toplumsal tartışmanın başlaması anlamında. Fakat maalesef ikinci aşama, yani artık bu toplanan önerilerden siyasi partilerin anayasa, yeni anayasa yazım sürecinde o bitmişti. Yani orada bir sorun çıktı ve o sorun yüzünden ilerleyemedi. O zaman biz dedik ki madem bu çalışmalar çok iyi gitti, toplum katıldı ve hatta o zaman ben bir yaptığım konuşmada toplum siyasetin önünde başlığını kullanmıştım. Hakikaten siyasi partilerin, siyasi aktörlerin önünde olan ve yeni anayasayı isteyen, bunu eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde isteyen toplumun farklı kesimlerinin bir birlikteliği var idi. O zaman dedik biz bunu işte sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının önemli bir alanı olan monitoring dediğimiz, yani izleme dediğimiz, doğru, bir izleme sürecini yapalım ama onu tek başına İstanbul Politikaları Merkezi ya da birkaç kuruluş birlikte değil, alttan yukarıya sivil toplum örgütlerinin bu konuyla ilgili olanlarının birlikteliği içinde yapalım ve bir açık çağrı yaptık. Ve o açık çağrıyla, yani 2012 yılın başında başlayan bu süreç, şu ana kadar katılanlar, ara ara şu nedenle bu nedenle ayrılanlar dahil olmak üzere 300'e yakın, 280 civarında sivil toplum kuruluşu o günden itibaren kendi çalışma alanları var, kendi siyasi görüşleri var. Fakat hepsinin ortak noktası, eğer Türkiye istikrarlı olacaksa, eğer Türkiye'de hukuk önemli olacak ise, eğer Türkiye'de vatandaşlar hem anlayış hem uygulama alanında eşit olacak ise,
O zaman Türkiye'nin bir yasama yürütme yargı, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, eşit vatandaşlık ve merkezi yerel yönetimlerde, yerel yönetimin önemi temelinde bir denge denetleme sistemi ve kültürüne ihtiyacı var. Bunda odaklaştık ve bunda oydaşlaştık. Yani burada evet. bir ortak nokta oldu ve o günden beri herkes kendi alanında çalışıyor. Fakat bu sivil toplum örgütleri örgütsel temelde denge denetleme ağı altında çalışmalara devam ediyoruz ve çok iyi bir şekilde gidiyor. Hakikaten herkes özveriyle çalışıyor. Kolay değil bu tür süreçleri uzun götürmek. Yani yaklaşık esaslı bir 4 yıldır, 5 yıldır bir kurumsallaşmamız var. Ve bugüne gelindi ve bu son 16 Nisan'da olan anayasa değişikliği referandumu ile ilgili bununla da biz yine farklı siyasi görüşlere, farklı kimliklere hatta farklı çalışma alanlarına sahip sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesinden denge denetleme temelinde bu 18 maddeyi değerlendiren bir rapor yazdık. Yani o anlamda ben bunu esasında hoşuma giderek yani, ve bir sevinçle de söylüyorum. Biz bunun lojistiğinde yer alıyoruz. İstanbul Politer Merkezi hem denge denetleme ağının bir üyesi, evet. hem de hatta İstanbul hepimiz gibi. Hem de esasında buna kendisi bir el veriyor. Herkes taşın altına elini sokuyor ve aşağıdan yukarıya bir sivil toplum, bir birlikte, bir arada, bir Türkiye'nin daha iyi olması için her alanda çalışan bir grup. Evet, demek ki bu aslında son rapordan şimdi bahsedeceğiz. Ama anayasayla ilgili çalışmalar daha öncesine de dayanıyor demek evet, ki bu evet. anlattıklarınızdan ortaya çıkan. Şimdi gelelim isterseniz son evet. rapora. Hatta raporun adı galiba mevzu anayasa, evet. pardon gündem anayasa mevzu evet. denge denetleme evet, evet, evet. Raporun adı. Şimdi neden hazırlandı, nasıl hazırlandı aslında epey bir anlattınız. Biraz kapsamına girebilir miyiz? Evet. Galiba bir takım ölçütler var. Hatta evet. bu ölçütlerin bir kısmına biraz evet. daha odaklanacağız, daha evet. Özelinde odaklanacağız. Biraz ondan isterseniz bahsedelim. Şimdi tekrardan söyleyebiliriz ki bu 18 maddeye biz denge denetleme sistemi temelinde yaklaştık. Denge denetleme dendiği zaman bir toplumun yönetiminde kurumsal alana referans veriyoruz. Yani kimliklere, bireylere değil, kimlikler, bireyler temelinde hak ve özgürlüklerin uygulamaya sokulmasındaki kurumsal yapıya referans veriyoruz. Burada tabii biraz evvel söylediğim gibi 4 tane ölçüt önemli. Yasama, yargı ve yürütme arasındaki kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki ilişkiler ve toplum birey ilişkilerinde eşit vatandaşlık anlayışı. Buradan çıkan herhangi bir sistemde denge denetlemenin iyi işlemesi için, ki hepimizin ihtiyacı olan denge denetleme sisteminin iyileştirmesi için neler gereklidir diye bir hem uzmanlarla hem mülakatlarla birlikte yaptığımız bir çalışma var. Buradan 9 tane biz kıstas çıkarttık. Objektif olalım çünkü bu bir arada çalışma alanı olduğu için biz bu anayasaya evet diyoruz ya da biz bu anayasaya hayır diyoruz gibi bir başlangıç noktamız yok. Ama bu anayasanın değişiklik önerisinin iyi olabilmesi için, Türkiye'ye faydalı olması için herhangi bir sistemde iyi işleyen denge denetlemenin 9 madde kıstasını ki bu 4 tanesi bunlardan bir tanesi 18 maddeye uygulayıp 18 maddeyi denge denetleme açısından objektif temelinde değerlendirdik ve oradan sonuçlar çıkarttık. Ankara'da ve İstanbul'da basınla ve farklı kuruluşlarla bu önerileri paylaştık. Raporun özü bu. Hem Türkçe hem İngilizce yazıldı. Ben yurt dışında bazı toplantılarda rapora dayalı olarak bir sunuşlar yaptım. Ve bir ilgi çeken bir rapor oldu. Çünkü bu özellikle bu yeni anayasa değişikliğinin çok önemli bir noktası oluyor. Denge ve denetleme. Çünkü bu 18 madde bireysel hak ve özgürlükleri içermiyor. 2, bu 18 madde yine denge denetlemenin ama demokrasinin ya da siz de İstanbul hepimizin kuruluş girişimi içinde biliyorsunuz yerel yönetimlerle ilgili hiçbir şey söylemiyor.
O yüzden evet. ilginç bir şekilde yani bir taraftan Türkiye'de bir hükümet değişikliği ya da parlamenter sistem içinde başbakanlık sisteminden cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş gibi sistem değişikliği olmasa bile çok önemli, çok kritik bir değişim oylanıyor. Fakat bu değişimin içeriği olan 18 madde bireysel hak ve özgürlükleri, yerel yönetimlerle ilgili, ademi merkeziyetçilikle ilgili haklar, özgürlükler ve sorumlulukları gibi yani çok önemli maddeleri içermiyor. Evet. O yüzden de bence denge denetlemenin ilk iki maddesi yargı, yasama, yürütme ve yürütmenin fonksiyonları ve yargının bağımsızlığı temelinde bir 18 madde var. O yüzden direkt olarak denge denetleme odaklanmak çok önemli oldu. Evet. Dolayısıyla açıkta kalan bir sürü konu oluyor. Şimdi oraya tekrar döneceğiz birazdan aslında ve o özellikle bu yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, katılımcılık ve şeffaflıkla ilgili bilgiye erişilebilirlikle ilgili ölçütler de var. Şimdi oraya döneceğiz. Fakat bundan önce anayasa hazırlık süreciyle ilgili ben biraz sizin fikrinizi almak istiyorum. Yani özellikle vatandaş ve sivil toplum örgütlerinin sürece katılımıyla ilgili bu son teklifte çok açık bir katılım göremedik aslında. Evet. Dolayısıyla biraz bunu değerlendirebilir misiniz ve bu acaba nasıl olmalıydı, nasıl daha iyi olabilirdi? Şimdi, esasında biraz evvel konuşurken bazı noktaları bunun altını çiziyorum derken bunun ipuçlarını vermiştim. Beni hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hem bu konularla ilgili bir akademisyen olarak hem de İstanbul Politikler Merkezi yani bir düşünce kuruluşunun başkanı olarak rahatsız eden nokta şu… Yani evet ve hayırından önce mesela 2011 yeni anayasa girişimiyle karşılaştırdığımız zaman orada sivil toplumun ve toplumun çok ciddi bir katılımı, çok ciddi bir dahli vardı. Evet. Esasında yeni anayasa süreçleri Yale Üniversitesi'nde Bruce Ackerman'ın önemli bir şeyi vardır. Bu konuyla ilgili metodolojik açılımı vardır. O üç aşama der. İlk önce toplumda bir müzakere, ikincisi yazım süreci, üçüncüsü de bunun artık oylaması. Şimdi mesela 2011'de burada partiler belliydi, katılmıştı. Partilerden kimlerin katılacağı mesela sivil toplum açısından belliydi. Evet. Yani o komisyondaki insanlar belliydi. Bu komisyondaki insanlar bu metinleri yazacaklardı. O yüzden bu komisyondaki insanlarla bizim ilişkimiz vardı. Ve bunun başkanı belliydi. O da Sayın Cemil Çiçek'ti. Evet. Şimdi bugüne baktığımız zaman bunu esasında Kemal Gözler Bey de kendi son kitabında anayasa ile ilgili yaptığı kitapta da vurguladı. Yani bir kere bu metni kimin yazdığı belli değil. İkincisi bu metni yazım süreci içinde bir komisyon nın varlığı yokluğunu bilmiyoruz. O yüzden de mesela biz İstanbul Politikler Merkezi'nin de içinde dahil olduğu denge denetleme ağı olarak bu raporu yazdık ama bu raporu basınla paylaştık, toplumla paylaştık ama o komisyonda kimler olduğunu bilmediğimiz de o komisyona mesela bu raporu hazırlarken gidip evvelkinden farklı olarak ya biz böyle bir şey hazırlıyoruz, sizde hakikaten böyle bir durum var mı diye. O yüzden ilginç bir şekilde mesela 1982 anayasasını yazanları bilmemize rağmen, 1960 anayasayı yazanları bilmemize rağmen bu metni şeyi biliyoruz yani AK Parti ile MHP'nin ortak yapımı olduğunu biliyoruz ama yani kimler yazdı? Kaleme alanlar. Kalemler kimler? Evet. O ikincisi böyle bir komisyon mu vardı? O bilinmiyor. Üçüncüsü böyle bir başkan var mıydı? Ya bu komisyon nasıl çalıştı? Ya bu metinler nasıl yazıldı? Yani böyle olduğu için esasında ilginç bir şekilde 2011 yeni anayasa yapım süreci çok önemliydi. Ondan çok farklı olarak hatta 2010'daki anayasa değişiklik paketi den de farklı olarak çünkü o zaman da bir müzakere çok ciddi anlamda yapılmıştı bu 26 ya da 28 maddeydi. Evet. Bir de 2007-2008'de bence keşke o dönemlere dönülebilse Ergun Özbudun hocanın başkanlığında bir grubun ki o grubun kimler olduğunu biliyorduk onların yazdığı bir AK Parti tarafından hazırlanan bir yeni anayasa şeyi vardı metni. O metni biz tartışırken o metni yazan grubun başkanı Ergun Özbudun
hocayı biliyorduk, onlarla müzakere ediyorduk. Şimdi evet. O yüzden bugün bir kere böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Yani önümüzde bir metin var. Bu metni toplum olarak, sivil toplum olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kimle müzakere edeceğiz? Yahut o metninde mesela bir anlaşılmayan nokta varsa, bu anlaşılmayan noktanın neyi içerdiğini yahut da nereden geldiğini soracağımız bir adres yok. O yüzden de yani bütün bu yeni anayasa değişiklikli paketi 16 Nisan'da referanduma sokulacak. Bunun hazırlanım ve bugüne gelme sürecindeki hakkaniyet, adillik bunların hepsinin ötesinde tabii, direkt olarak sivil toplum ve sivil toplumdan önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendiren bir yani metnin sahiplendiğini biliyoruz. Fakat metnin kim hazırladı, nasıl hazırlandı, kimler vardı, biz kimlere gibi böyle bir esasında orada bir başlayan bir demokrasi ve temsiliyetle ve katılımla ilgili sorun var. Evet, dünya ile ilgili diye bir not almışım ama dünyada anayasa tabii değişiklikleri çok yaygın işler değil. Dolayısıyla evet. Çok da örnek var mı yok mu bilmiyorum. Var mı birkaç tecrübe aktarabileceğiniz? Bir evet. Cezayir'de galiba evet, geçtiğimiz şeyler oldu. Ondan bizim esasında 2011 yılındakinin başarıya ulaşmamasının çok beni üzen taraflarından biri. Mesela ondan sonra Tunus bunu başarıya ulaştı ve yeni anayasasını... Tunus'tu galiba, Cezayir yanlış. Anayasasını yaptı. Evet. O yüzden de bir arkadaşımla böyle bir makale yazdık. Mısır, Türkiye ve Tunus deneyimlerini karşılaştıran ki ilginç olan o zamanlar Türkiye modeldi Arap Baharı'nda. Aynen, fakat bu evet. Anayasayı getiremedi. Tunus yaptı. Fakat şu anda bence bu yeni anayasayla eğer evet çıkar ise ondan sonra reform yapılmazsa tabii büyük bir muğlaklık varken esasında Tunus 15 Temmuz sonrasında bir olasılık olarak ortaya çıkan durumu kendi bağlamında değerlendirip bir muhafazakar seküler ittifakla uzlaşmayla evet. Bu kendi anayasasını yaparken örneğin hem 2011 anayasasının başında böyle bir uzlaşma var gibi gözüküyordu. Fakat o uzlaşma sorunlarla bitti. Fakat bugünkü anayasa deneyiminde muhafazakar seküler ki seküler yani laik orta sınıflar dediğimiz, laik kesim dediğimiz burada CHP'ye de referans vermeye gerek yok. Yani tüm toplumun laik kesimleri, oradan gelen sivil toplum örgütleri. Bu anlamda esasında bu uzlaşma, çünkü bu kesimler 15 Temmuz darbe girişimini çok alçakça bulup ona karşı çıktılar. Doğru. Onu reddettiler. O yüzden 15 Temmuz sonrası böyle bir uzlaşma imkanı vardı. Fakat bu yola gidilmedi. O yüzden de esasında mesela Tunus muhafazakarlarla laik orta sınıflar, yani bu kesimlerin birleşiminin doğru sonucu yahut da olumlu sonucu üretebileceğinin sorunlar var. Onu tartışabiliriz ama sonuç açısından bir anayasayı çıkarttılar. Bunu çıkartamayan, yani laikler, muhafazakarlar ittifakını yapamayan Mısır'da mesela darbe oldu ve Türkiye bu anayasayı yapamadı. O yüzden de esasında bence böyle bir anayasa yapılması için tabii sivil toplumdan konuştuğumuz zaman sivil toplumdan konuşmak aynı zamanda sadece örgütlerden değil, toplumu bir araya getiren kimliklerin de uzlaşmasından konuşmak gerekiyor ki yani burada esasında eğer laik orta sınıflar ve Kürt vatandaşlarımız bunun dışında kalırsa o zaman yeni anayasa yapıyoruz derken o yeninin altında toplumun bir kesimini dışlayan yahut da onun tam dahil olamadığı bir süreç oluyor ki bu esaslı mesela Tunus'la Türkiye arasında hem 2011'in yapılamaması sorunu bağlamında hem de bugün bağlamında Tunus'un üzülerek söylerim ki Tunus'un lehine bir durum yaratıyor. Tunus bunu başardı. Halbuki esas Arap Baharı'ndan da benim de oraya gezilerimde oradaki insanlarla toplantılardan çıkardığım esas Arap Baharı'nın da gözü Tunus'ta değil Türkiye üzerindeydi. Çünkü Türkiye Tunus örnek almaktan örnek olmak evet, konumuna geçti galiba. Evet, evet güzel evet, söylediniz. Evet, evet. Şimdi tabii bu biraz önce söylediniz bizdeki 18 maddenin aslında her şeyi kapsamaması nedeniyle ortaya çıkan evet. Bir durum gibi de gözüküyor. Peki isterseniz gelelim 16 Nisan sonrasıyla ilgili konuşmaya biraz yani referandumda örneğin yani sonuç evet ya da hayır çıkabilir
Ancak demin de vurguladığımız gibi özellikle bu raporun 6. ölçüsünde mesela yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle ilgili sorun olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda oradaki sivil toplumun işte katılımıyla ilgili, karar süreçlerine katılımıyla ilgili sorunlar olduğundan bahsediyor. Ne öngörürsünüz, nasıl gelişmeler olabilir? Özellikle tabii yerel yönetimler yani, önemli. Tabii iyi, yani akademik yahut da objektif görüşte bir iyi yol vardır. Evet. İstenen yol, bir de olumsuz yol vardır. Şimdi ister evet çıksın, ister hayır çıksın. Eğer bu Türkiye'nin yararına bir şey ise, biz bu raporda, benim kişisel görüşüm de o yönde, bir kere 16 Nisan gününün bir son değil, başlangıç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Yani o akşam ne olacaksa olacak ama o bir başlangıç olacak. Ondan sonra ikinci tarih, elimizdeki veriler temelinde 2019 yılında seçim var. Yani bizim 2017 ile 2019 arasında bir 2 yıllık süreç var. Bu sürecin de ne olursa olsun 6 ay, bu ilk 6 aydan başlayarak bir reforma girmesi gerekiyor. Çünkü bu 18 maddenin mesela benim de desteklediğim 18 yaşa düşürülme maddesi var. Evet. Ama bunun denge denetlemeyle ilgisi yok. Bunun toplumdaki kapsayıcılıkla ilgisi var. Milletvekili sayısının 600'e çıkartılması var. Bunun denge denetlemeyle ilgisi yok. Burada tartışılır 600 niye oldu, 300 mü olsun, 550 mi olsun. Belli maddelerine baktığımız zaman esası 9 tane kıstasa karşı 9-10 tane madde var. Fakat beni hayrete düşüren ve şey mesela bir yerel yönetim reformu olmadan Türkiye'de ki yok o. Evet, o zaman ne olacak? Yani nasıl Türkiye yönetilecek ki dünya pratiklerinden biliyoruz yerel yönetimler artık merkezi yönetimden çok daha önemli hale geliyor. Yani mesela sizin çalışmalarınızı yürüttüğünüz İstanbul kenti dünyanın en iyi 100 tane ekonomisine bakın, İstanbul oradadır. Orada. Yani kentler bazı ülkelerin önüne geçiyorlar. O yüzden bir kere kent olgusunu kale almayan bir yeni anayasa Türkiye için mümkün değil ve Türkiye bugün Anadolu'suyla %70 civarlarında kentleşmiş bir ülke. İkincisi bu eşit vatandaşlık, Kürt sorunumuz var, Alevi sorunumuz var. Kentlerde bağlanı, kente sahip olma, kentle birlikte ol, kente yönetim hakkı dediğimiz, katılım haklarıyla ilgili sorunlar var, müzakereyle ilgili sorunlarımız var. O yüzden bir kere eşit vatandaşlık dediğimiz, vatandaşların hangi yöntemlerle hem bir anlamda eşit olacakları, yani ister Kürt olsunlar, Alevi olsunlar, laik olsunlar, eşcinsel olsunlar, kadın erkek olsunlar ama devletle ilişkileri ve topluma katılımlarında eşit uygulama temelinde eşit olmaları. Ama aynı zamanda bu eşitliğin katılıma, temsiliyete girmesi lazım. Bir kere bununla ilgili reformlar olması lazım. Üçüncüsü ve en önemlisi eğer denge denetleme ve yönetim ise siyasi partiler kanunu ile evet. Bu yeni maddenin evet çıksın, yeni anayasa teklifinin evet ve hayır çıkması arasında büyük bir boşluk var. Muhakkak bir siyasi parti reformu yapılması lazım. Ve dördüncü olarak bizim de burada önerdiğimiz var olan %10 barajı ile İsterseniz siz 600 yapın milletvekilini, isterseniz 700 yapın, isterseniz 300'e düşürün. %10 barajıyla ve var olan seçim sistemiyle Türkiye'nin bu yeni anayasayı yahut da Cumhurbaşkanlığı sistemini götürmesi mümkün değil. O yüzden bir kere iyi taraftan bakarsak, bence evet de çıksa, hayır da çıksa, eğer AK Parti hükümeti bu olayı götürmek istiyor ise, bu alanlarda reform yapması gerekiyor. Evet. Yani yerel yönetim, vatandaşlık, siyasi partiler ve seçim sistemi temelinde. Bunu yaptığı zaman bunu toplumdan bağımsız, toplumdan kopuk yapamaz. Yani, bu noktada yüzden şey soracağım. Şeyde özellikle hem evet'i destekleyen kesimler hem de hayır destekleyen kesimlerde ademi merkeziyetle ilgili bir alerjik durum var aslında. Evet. Bu da bana enteresan geliyor. Hatta bunu ben böyle iki şehir örneğinde değerlendiriyorum. Mesela İzmir'de bir alerjik durum var. Orada muhalefet hani siyasi parti çoğunluğu açısından baktığınızda öndedir. Keza Diyarbakır da öyle. Dolayısıyla bir hani Kürt vatandaşların bu ademi merkeziyeti gündeme getirmesi daha çok bundan evet. bahsetmelerinden dolayı böyle bir enteresan durum var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz ve burada bir etki olur mu? Çünkü orada esasında yani
AK Parti bugünkü bizim egemen hakim parti dediğimiz konumuna yerel yönetimler sayesinde geldi. Yani yerel yönetimleri kazanarak da hatta seçim olarak kesinlikle, da evet. Hatırlarsınız 94 seçimlerle başlayıp bugüne kadar gelen bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı zaten dün yaptığı oradan konuşmada gireyim. Ben İstanbul'dayım dedi. Evet. O anlamda esasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2011, 2014 ve 2011 yeni anayasa yapımının da sektör olmasının önemli nedenlerinden biri bu. Yerel yönetim olgusundan aşırı merkeziyetçi dediğimiz biz, merkezi temelde yönetmek kararını aldığından sonra da sorunlar başladı. Yani kesinlikle. Orada bir esasında sizin söylediğiniz gibi yerelden gelip hegemonyasını yerelden gelerek kuran bir partinin ve Türkiye'ye bu anlamda çok iyi yayılmış bir partinin merkeziyetçi olmayı tercih etmesi. Zaten Cumhurbaşkanlığı sistemi de bir anlamda daha merkezin kuvvetlenmesi anlamına geliyor. Şu yani var olan 18 evet. madde içinde. Tabii öbür taraftan da muhalefetin de tabii burada PKK ve terör olaylarını falan da dikkate almamız gerekiyor ama hep böyle bir uzun zamandır Kürt sorunu temelinde bir yerel yönetime karşı alerjisi var. Çünkü o bölünmeyi getirir diyor, federalliği evet. getirir diyor. Halbuki esasında baktığımız zaman Türkiye'nin istikrarı, Türkiye'nin birlikteliği, Türkiye'nin birlikte yaşaması ve Türkiye'nin dışa karşı yahut bu 15 Temmuz gibi müdahalelere karşı güçlü olmasının temel kriteri yerellik. Evet. Yerel yönetimin güçlendirilmesi. Çünkü bugünün küresel dünyasında bu uzun bir konu, başka zaman tartışılabilir evet. ama yani bir merkezi yönetimin tek başına bir ülkeyi yönetmesi mümkün değil. Zaten merkezileştikçe yönetimler daha zayıf, daha kırılgan hale geliyorlar. O yüzden de burada böyle bir sorunumuz var. Fakat akli selim sahibi olarak davranmak gerekiyor. Çünkü koşullar, yani hem yerel bağlamdaki koşullar, hem küresel bağlamdaki koşullar kesiştiği zaman yerel yönetimi güçlü kılmayan bir yapının mümkünatı yok. Bu AK Parti kadar CHP'yi de, MHP'yi de, HDP'yi de ilgilendiriyor. O yüzden de yerel yönetim reformu muhakkak şarttır. Yerel yönetim olmazsa o zaman nasıl bir sistem olacaktır? Çünkü burada parlamenter sistemde belli bir zayıflama olacağı için ve Cumhurbaşkanlığı katında güçlü bir yürütme olacağı için o zaman o yürütme bölge ve şeyi atlayıp kendisini yerelle bağlantılacak mekanizmaları kuracaktır. Ama o zaman buna biz popülizm ve klientelizm, yani müşteri ağırlıklı bir yapı diyoruz. Yani yerel ve yerel yönetim evet. demiyoruz. Yani zaten tepeden aşağıya doğru tepeden bir şey aşağıya doğru ve o tabii o zaman Türkiye'nin yararına ve Türkiye'nin daha iyi yönetiminden ziyade Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli olmuş. İşte bu NEMA dediğimiz ekonomik yahut da siyasal NEMA'lar. Yani burada mesela inşaat çok önemli oluyor. Burada alan, yani tarlalardan tutun da bütün bu mekanların paylaşımı çok önemli oluyor. Ama bunların demokrasiyle ve iyi yönetimle ilişkisi olmadığı gibi tam tersine olumsuz ilişkisi var. Evet. O yüzden yerel yönetim ve eşit vatandaşlık beraber gidip çok önemli. Bu alerjiyi hem muhalefetin hem iktidarın tekrar değerlendirmesi gerekir. Evet, evet. Buradan şeyle devam edelim. Katılım ve şeffaflık diye bir not almışım burada. Evet. Bu da yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle evet. sağlanacak bir şey aslında. Yani değil mi? Bu hem şeffaflığı tabii. hem katılımı ancak böyle bir mekanizma tabii, içerisinde değerlendirilmesi. Mesela bu da şöyle bir, bu rapor değil ama bizim İstanbul Politikler Merkezi ve Diyarbakır Ticaret Odası ile birlikte yaptığımız bundan 3-4 hafta evvel şey yaptığımız basın toplantısı sunduğumuz bir Sur raporumuz var. Evet. Yani Sur'daki ekonomik yıkımla ilgili. Biliyorsunuz Sur'da son yıllar çok önemli evet. bir çatışma alanı haline geldi evet. ve çok önemli bir yıkım. Yani çok olumsuz ve insanın yüreğini sızlatan bir yıkım var. Birkaç hafta önce Profesör Zeynep Ağınbay konuğumuzdu. Restorasyon uzmanı. Evet. Sur'da hala görevli. O bize detaylar vermişti yine bu programda. Ben de evet. çok önemli, yani çok önemli ve çok oradaki bütün ekonomik aktörlerle biz konuştuk ve oradan bir rapor yazdık. Fakat o raporda yani devlet eleştirildiği gibi belediye de eleştiriliyor. Yani evet. bize sahip çıkılmadı diye. Evet. Belediye de. Evet. O yüzden esasında yerelden başladığınız zaman görüyorsunuz ki tek taraflı bir eleştiri yok. Yani iki taraflı bir eleştiri oluyor. Çünkü oradaki insanlar yerel hem ekonomik kalkınmanın hem birlikte yaşamanın
hem de siyasal anlamda demokrasinin gelişmesinin başlangıç noktası. Yani siz ulusal düzeyde demokrasi var deyip yereli dışlayamazsınız. Ama yerelden başlarsanız, ki bu konularda çok önemli bir referans olan, benim de çok öğrendiğim İlhan Tekeli Hoca'nın da hep vurgusudur. Yereldir, insan haklarının başladığı, demokratik yönetimin başladığı ve farklılıklar arasında birlikte yaşamın başladığı yer. Evet. Onu siz bir ulusal politikayla, onlar çok önemlidir ama kurup topluma empoze edemezsiniz. Yerelde güçlenirseniz yukarıya doğru gider. O yüzden de mesela Sur'da konuştuğunuz zaman, bu araştırmayı yaptığınız zaman görüyorsunuz ki orada eleştiriler her iki tarafa da gidiyor. Şimdi bu ne demektir? Bilginin şeffaf olması lazım. Bilginin, bilgi mekanizmalarını, yani bir mekanda yaşayan insanlar ile o insanları yönetenler arasındaki bilgi alma ve bilgiyi verme mekanizmaların ne kadar şeffaf, ne kadar açık olursa esasında o kadar doğru sonuca varıyorsunuz ki bence Sur'un yeniden yapılanmasında orada yaşayanları dinlemeden bunu yapamazsınız. Ama tabii ki onlardan aldığınız bilgileri sizin de işte biraz evvel söylediğiniz gibi expert bilgilerle, mimariden tutun, bir mekanın nasıl yeniden örgütleneceği üzerine o bilgilerle birleştirip yaptığınız zaman doğru yahut da adil, demokratik sonuca varıyorsunuz. O yüzden de bu 18 maddenin önemli eksiklerinden bir tanesi de bu şeffaflık ve bilgilendirme temelindeki mekanizmaları çok fazla işlememesi. Yani şunu söylemek istiyor rapor, en iyi baktığımız zaman bu rapordaki sunulan maddelerinin Türkiye'nin yararına olması için çok önemli bir reform sürecinden geçirilmesi lazım. Eğer geçirilmez ise, olumsuz bakarsak, o zaman şunu söyleyebiliriz ki bu 18 madde denge denetlemeyle olumsuz bir ilişki içinde. O yüzden de reform süreci olmaz ise, reform sürecinde bir katılım, bir birliktelik olmaz ise, birlikte çalışma olmaz ise farklı kesimler içinde, Tunus'a işte orada mesela bir referans olarak kafamızı tutabiliriz. O zaman ne olacaktır? Denge denetlemesi olmayan, yasama, yürütme, yargı arasında bir kopukluğun olduğu, yürütmenin güçlü olduğu. Mesela benim desteklediğim maddelerden biri yargı bağımsız ve tarafsız olması gerekir diyor. Hakikaten yargı bağımsız ve tarafsız olması gerekir ama nasıl bağımsız ve tarafsız olacak? Evet. Şimdi o reform yapılmaz ise o zaman yargı bağımsız ve tarafsızdır. Durur orada fakat uygulamada yargı bağımsız ve tarafsız olmadığını yani bunu görüyorum. Zorlayacak mekanizma. Ve şunu da söyleyelim, yani sadece Türkiye değil, Polonya'ya, Macaristan'a, Hindistan'a, bugün Trump temelinde Amerika'nın karşı karşıya olduğu sorunlara baktığımız zaman görüyoruz ki demokrasilerin otoriterleşmesi, demokrasilerde yargı bağımsızdır lafının durduğu fakat uygulamanın tamamıyla yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı üzerine olduğu örnekler, sadece Türkiye'yi konuşmuyoruz. Doğru. Bugün Macaristan'da öyle, bugün Polonya'da öyle, bugün Amerika'da öyle ve bunlar oralarda da tartışılıyor. O yüzden de sadece Türkiye referansı da tartışmaya gerek yok. Yani bize önümüzde bir metin varsa bunu dünya pratiklerine bakarak da tartışabiliriz. O yüzden de şöyle söyleyebilirim, yani denge denetlemeyi güçlendirmez isek, o reform sürecini yapmaksak, o zaman biz ne Türkiye'de hakikaten uygulamaya dönük olarak bir demokrasiyi ne de birlikte yaşamayı güçlendiririz. Ve bugünkü yaşadığımız kutuplaşma sorunu daha da derinleşerek gider. Bugün yaşadığımız acaba demokrasiden sapıyor muyuz, acaba Türkiye'nin demokrasisine, hukuk sistemine ne olacak gibi bir sürü adaletsizliklerin, adisilerin de yaşandığı, kendi alanımda akademisyen olarak biliyorum, bir sürü genç arkadaşımızın, bir sürü arkadaşımızın haksız yere işten atıldığı bu durumlarda. Yani bunların önüne geçemeyiz. O yüzden denge denetleme sadece şu kesime yahut da bu kesime değil, başta toplumun yönetenlerden başlayarak toplumun herkes kesimine, her sivil toplum örgütüne gerekli olan bir sistem. Sonlara geldik. İsterseniz şimdi deminden beri aslında mekanizmaların varlığından bahsediyoruz. Raporda da buna atıfta bulunuyor. Aslında mekanizmalar var ama iyi işlemiyor. Şimdi hep tek taraflı değerlendirdik. Tek taraflı derken idare tarafını değerlendirdik. Bunu hazırlayanları eleştirdik. Vatandaş ve sivil, yani referandumda ne çıkarsa çıksın, vatandaşa, dolayısıyla sivil topluma düşen sorumluluk var mı? Biraz da buradan bakabilir miyiz? Tabii. Ne yapmalıyız? Abi, bir kere biraz evvel söylediğim gibi sonuç ne olursa olsun bir kere sivil toplum olarak
Yani sivil toplum vatandaştan şu anlamda önemli. Tek tek vatandaş belki bir şey yapamaz ama sivil toplumla birlikte alttan yukarıya doğru işte izleme dediğimiz, denetleme dediğimiz mekanizmaları geliştirebilir. O yüzden bence bir moral bozukluğu yahut da her şeyin sonu geldi demek yerine mümkün olduğu kadar bu söylemiş olduğum dört alanda, yani yargı alanında, kuvvetler ayrımı alanında, yerel yönetim alanında ve eşit vatandaşlık alanında, ki buna paralel olarak işte seçim kanunu ve siyasal partiler kanunu, bu alanda muhakkak çalışılması gerekiyor. Bu alanda muhakkak konuşulması gerekiyor. Ve işte bugün burada bulunduğumuz ortam gibi, eğer var olan televizyon kanalları bunu bu şekilde tartışmıyorsa, o zaman farklı platformlarda bunu bu şekilde tartışmamız gerekiyor. İkinci olarak söylemek istediğim, bu esasında sadece Türkiye'nin sorunu değil, aynı tür tartışmalar ve aynı tür vatandaş sivil toplum inisiyatifleri Hindistan'da da gelişiyor. Evet. Polonya'da da gelişiyor, Macaristan'da gelişiyor. Ben burada son iki haftadır Amerika ve Kanada'daydım. Oralarda da gelişiyor. O yüzden de böyle bir dönemden geçiyor dünya. Yani daha güçlü yürütmeye dönük olarak ekonomik krize, bu teröre, bu siyasi ve güvenlik istikrarsızlığına bağlı olarak. Ama burada şunu bir olumsuzluğa, kötümserliğe ve dünyanın sonu gelmiştir, Türkiye yok değil. Yani biz buradan itibaren mücadelemize ve buradan itibaren doğrunun ne olduğu üzerine çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Benim tahminim esasında referandum sonucunun üzerine bir tahmin yapmam mümkün değil. Yani denge ve denetleme ağından gelen bir insan, Avrupa Ulusu'na bir insan olarak. Ama benim tahminim zaten bu referandumun sonucunun da sivil toplumun ve vatandaşın bu konularda daha fazla çalıştırılmasına gerek duyan bir sonuç olacak. Yani 16 Nisan sonuçları açısından hem niteliksel anlamda hem de şey olarak, yani şu kadar yüzde çıktı, bu kadar yüzde çıktı, yani numerik olarak da, sayısal olarak da öyle bir sonuçta çıkacak ki 17 Nisan'dan itibaren Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak ve bu 2019'a kadar belki devam edecek. O yüzden yani 16 Nisan'ın biz bir sonuç değil, bir başlangıç olduğunu bilelim ve o yüzden de 17 Nisan'dan itibaren ister böyle çıksın, ister şöyle çıksın, var olan sonuç vatandaş ve sivil topluma diyecek ki bu alanlarda reform Türkiye'de yapılmaz ise Türkiye bir darbelere kırılgan bir ülkedir. İki, Türkiye çatışmalara ve kutuplaşmaya kırılgan bir ülkedir. Üç, Türkiye toplumsal anlamda kötümserlik ya da toplumsal anlamda niye biz birlikte yaşamıyoruz duygusunun güçlenmesine kırılgan bir ülkedir. Eğer biz hakikaten istikrarlı, güçlü, devlet, toplum ve birey arasında bir uzlaşmanın olduğu, birlikte yaşama kültürünün güçlü olduğu bir Türkiye istiyorsak, esasında vatandaş ve sivil toplum olarak buna doğru Türkiye'yi ve yöneticilerini yönlendirmemiz gerekiyor. Sonuç buna dönük çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet. İsterseniz burada tamamlayabiliriz. Başka söyleyecek bir şeyiniz yoksa. Vallahi, çünkü epey vakit oldu. Öyle bir, peki. Ben teşekkür ederim. Güzel bir program oldu ve inşallah bu referandum sonucu da Türkiye'yi daha iyi, daha adil, daha demokratik yönetime doğru yönlendirecek bir şekilde bir süreci başlandırır. Peki, biz çok teşekkür ederiz. Bugün Profesör Fuat Keyman'la anayasa ve denge denetlemeyi konuştuk. Denge denetleme ağının hazırlamış olduğu bir anayasa raporu çerçevesinde. Önümüzdeki haftalarda programlarımız devam edecek. Bize ulaşmak isterseniz istanbulhepimizin.org web sitesi ve İstepimizin Facebook ve Twitter adreslerinden ulaşabilirsiniz. Rejideki arkadaşlarımıza yardımları için tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.